Aşk laftan anlamaz. Size özel bir durum değil. Eliniz elini ısıtıyor anlamında. Hani derler ya, çok üşürsen soyun birine sarıl diye, o anlamda. Ne yapayım, hiç soyunmamı mı istiyorsun? Ya hayır. Dalga geçmeyin yani. Ben söylediğimi açıklamak için şey ettim. Ama sizin içiniz ses atmış. Ha bir de üste çıkmalar falan. Tamam ya, uzatmayalım işte. İyi, uzatmayalım. Bu arkadaşlar. Doruk Sarsılmaz, Murat Sarsılmaz ve Kerem Akar siz misiniz? Evet biziz. Konu nedir? Hakkınızda şikayet var. Geç buldum, çabuk kaybettim. Kerem'e var ya, ders olsun ders. Bana yaptıkların cezasını çeksin biraz. Of, kadere isyan edesim var şu an. Arkadaşım, sevgi emekti. Sevgi sabırdı. Aa, 2 dakikada Türk filmi moduna bağladın. Alt tarafı karakola götürdüler, ne yapıyorsun? Öyle deme ama arkadaşım, yani... Hayat haklı isyan etmekte. Murat Bey'in canlısı fenaymış gerçekten de. Yani bir yatır, bir daha kaldırma, ömür boyu bak. Öyle bir hasta modeli. Ay. Konumuz o değil şimdi. Ortada bir haksızlık var. Ben ona kızıyorum. Ha. Boşuna bu defanslar. Biz senin eriyip bittiğini görmüyor muyuz? Senin yüzünden kimyasal patlama mağduru olduk burada. Seni de gördük İpek Hanım. Seni de gördük. Ne ya ne? Ne? Yardım ettik insan gibi. Düşene bir tekme de ben mi vursaydım? Ay öf, tamam iyi anladım ben sizi yani. Tamam. Ve şu an ne yapacağız yani? Böyle elimiz kolumuz bağlı duracak mıyız? Hayır tabii ki durmayacağız. Ya senin yeri neresi? Patronun yanı. Murat nereye ben oraya? Murat Bey nereye ben oraya? Kızlar ben bu şekilde eve falan dönemem. Kız. Hı. Kalk kız kalk. Hı. Kalk anam kalk. Şekerden şuurumuzu yitirmişiz. Hı. Kendi elimizle kendi kuyumuzu kazmışız. Kalk kalk. Hı. Saat kaç? Ya bu kadın beni duyuyordu mu arıyor? Ne yapıyor ya? Ne diyeceğim ben? Efendim anne. Saat kaç kızım? He? Anne beni bunu sormaya mı aradın? Kendin baksaydın. Saat 22:15. Hadi ben öpüyorum, kapatıyorum. Hayal. Beni delirtme kızım. Ben sizi hastanede staj yapmaya mı gönderdim? He? Revani'yi bırakacaksınız, geleceksiniz. Gelemeyiz anneciğim, gelemeyiz. Hesapta olmayan şeyler yaşandı. İpek, İpek anlatacak sana, ben ona veriyorum. Emine teyzeciğim. He. Şimdi benim kuzenim vardı ya, bu sabıkalı olan. Kerem ya Kerem, ah Kerem yine karakola düştü. Oy yalan. Aa bende yalan yok Emine teyze. Vallahi karakola götürdüler. Anne yemin ederim az önce gözümüzün önünden aldılar çocuğu.
Emine teyzeciğim, ben sana detayları daha sonra anlatırım, haberdar ederim. Öptüm, bay bay. Kız dur, dur kapatma. Kapattı. Yalan mı? Hayır değil. Ay kızlar, ben dayanamıyorum. Ay hadi gidelim, bak ben duramıyorum. Bir şey ihtiyaçları vardır belki. Avukatı, hakimi, çamaşırı, gömleği. Ay midesi ağrır onun, gastriti vardı. Elde çok kötüydü. Bir vitesi küçült, dur. Yalnız avukat önemli bak. Sen en iyisi Murat'ın ailesini ara bence. Arayamam, numarası yok bende. Ama Çağla halleder bu işi. Güzel. Sen Çağla'yı ara o zaman. Sen de şey yap, bizimkilerin raporlarını al. Tamam. Elimiz kuvvetli, gidelim karakola. Hadi Çağla'yı ara. Allah, eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Bu saatte başlarına bir şey gelirse neler olmaz, neler olmaz. Organ mafyasının eline düşmüş olabilirler. Ne? Kadın ticaretçileri var mesela. Uy. Allah korusun, Allah korusun. Gaspçılar, hırsızlar hep dışarıdadır bu saatte. Aman. Fidyeciler. Seri katiller. Oy. Tecavüzcüler. Allah ne diyorsun sen? Seversen sus ya. Oy. Senin yüzünden tansiyonum 1500 oldu ya kız. Oy. Bir de ben izin verdim. Ben müsaade ettim ben. Ne yapsak? Ne yapsak? Polise mi gitsek acaba? Ha? Ha? Çok iyi fikir. Yürü. Hadi kalk. Kız anam dur, bunlar zaten karakola gidiyoruz demediler mi? Dediler. Ne diyeceğiz onlara arayıp ha? Kusura bakmayın, bizim kızlar karakola düşmüş. Bir zahmet göz kulak olursunuz mu diyeceğiz ha? Oh, içim rahatladı vallahi. Bu oğlan iyi ki başını belaya sokup emniyetlik olmuş. En emniyetli yer orası değil mi? Allah'ım yarabbim. Ne gülüyor? Sana gülüyorum. Niye? Sinirlerim bozuldu. Ne demek karakolluk olmuşlar ya? Allah Allah. Kim şikayet etmiş dedin? Peki hangi karakolmuş bu? Tamam Çağla, tamam kızım, sağ ol. Hayır hayır, sen kimseyi arama. Ben gerekeni yapacağım, tamam. Ne olmuş Necat? Bizim oğlanları karakola çekmişler. Doruğu da mı? Hatta Kerem'i de. Ne olmuş, anlatsana. Kavgaya karışmışlar. Durumları nasılmış peki, iyiler miymiş? Bilmiyorum. Ne bu bağırış gece gece, hayırdır inşallah? Vallahi pek hayır değil anacığım. Ne oldu ki? Murat'la Doruk kavga etmiş, karakola düşmüş. Aa! Ha işte böyle tıpış tıpış gelirsiniz. Hepiniz ödeyeceksiniz yaptığınızı. Bak sen şimdi bir sakin ol, tamam mı? Kes sesini, otur yerine. Sen bittin buradan sonra, tamam mı? Ya görüyorsunuz değil mi? Resmen tehdit ediyor beni ya. Sataşmana karşılık verilen mi? Karşılıklı mı? Oğlum bak, biraz daha konuşursan o porselen dişlerini eline veririm seni, tamam mı? Tehdit bu. Tamam beyler, sakin olun. Biraz sakin olun ya. Hadi gir. Buyurun sizden başlayalım. Kimlik lütfen. Murat Sarsılmaz. Bildiğimiz Sarsılmaz mı? Evet. Hayret. Genelde tanınmış ailelerin yolu bize düştüğünde burası avukat kaynar ama. Ya bence bizim değil, onların avukata ihtiyacı var. Konu da o zaten. Dışarıdaki zat benim ismim ve aile değerlerimi hiçe sayacak yalan haberlerde bulundu. Kanıtlayabilirim. Af buyurun. Çok özür diliyorum ama özel hayata tecavüz söz konusu burada. Tamam, hepsini anlattıracağım, yazacağız. Önce şu bilgileri bir girelim de. Koskoca Sarsılmazların oğulları geceyi nezarethanede mi geçirecek Necat? Onu başlarını belaya sokmadan önce düşüneceklerdi. Belki bizimkilerin bir suçu yok, nereden biliyoruz? Ne fark eder anne, ne fark eder? Bu konudaki tavrımı biliyorlar. Ay yok, açmıyor. Açamıyorlardır tabii. Almışlardır telefonları ellerinden. Ne yapsak ki acaba? Ne demek ne yapsak Azime Hanım? Necat arasın emniyet müdürünü, salsınlar çocukları işte. Kimseyi aramıyorum. Geceyi nezarethanede geçirsinler, akılları başlarına gelsin. Çok istiyorsan senin oğlun geçirsin. Ama benimki geceyi karakolda geçirmeyecek. Seninki benimki mi var kızım? Ne biçim konuşuyorsun öyle? Şehir eşkıyalığı yapmışlar ya. Bir de içeriden çıkarıp onları ödüllendiremem. Sen çıkarmazsan ben çıkarırım oğlumu oradan. Derya! O kapıdan çıkarsan bir daha geri gelemezsin, haberin olsun.
Siz sarsılmazların nesi oluyorsunuz? Görüntüde Murat Bey'in şoförüyüm. Ancak aynı zamanda askerlik arkadaşı, can yoldaşı, kan kardeşi ve de ölümüne dostuz. Şoför yeterli. Yeterli olsa öyle derdim zaten. Yaz kardeşim hepsini işte yaz. Bak istersen yedi sülale soy ağacına da girelim. Bir şey canım uzatmasak. İşimiz bittiyse Memur Bey çıkabilir miyiz biz? Evet evet. İfadelerinizin altına da birer imza aldık mı tamamdır. Siz içiniz. Nerede o? Nerede o? Görmem lazım. Tamam kızım sakin ol. Seni tazesi sapık. Memur Bey asıl suçlu budur. Murat Bey suçludur. Bu zeytinyağı gibi işte çıkıyor. Ne oluyor ya? Tamam kızım tamam. Seni sik herif. Ya Memur Bey, Murat Bey gerçekten suçlu. O sadece ailesini ve bir şirket çalışanının şerefini ve namusunu savunmak istemiştir. Ağzını burnunu kırarım senin, elimde kalırsın sen. Az bile yapmışlar sana var ya. İşler yeni yerinde işte senermiş senin. Evet, avukatlarımız da geldiğine göre sırtımız yere gelmez artık. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Avukatları yüzünden ilk nezaret alacak müvekkiller biz olabiliriz. Vahşiler. Bakın, elimizde kapı gibi rapor var Memur Bey. Benim erkek arkadaşımı biçmiş bu canavarlar. Erkek arkadaşım mı dedi o? Oğlum öleceğim lan mutluluktan. Seni var ya bak Tanrı'nın nasıl sakin duruyorum bilmiyorum. Seni burada ağzını burnunu kırmak istiyorum şu an. Gerçeği gerçeği rapora bile gerek yok. Bakmak yeterli. Benim sevgilimi, hilikat garibesine çevirmiş bunlar. Yüzüne bakamıyorum Memur Bey. İpek. Ama rencide ediyorsun insanlar arasında beni. Sus bir sus. Gurur yapacak zaman mı şimdi Allah Allah. Memur Bey. Bu adam var ya bu adam, bu yılan gibi bakan adam. Bu adamın hiçbir sözüne güvenmeyin siz. O yalan söylemek suretiyle beni kuytu köşelere çekip kötü emellerine alet etmek istedi. O şerefsiz tacizcinin teki ben ondan davacıyım. Ya ne var be? Alt tarafı öpmeye kalktık. Onunla da tokatı yedik zaten. Ama böyle şeylerden hoşlanıyorsan bir daha deneyebiliriz ha. Hayat öpü. Hey sakin ol. Sen kimsin? Ben Murat Sarsılmaz'ın asistanını nasıl tanıyayım? Sen? Ben beyefendinin kız arkadaşıyım. Hangisinin? Şu ağzı gözü iyice dağılmış olan var ya o. İpek ayıp oluyor ama. Hanımların olayla direkt bağlantısı var mı? Yok efendim. Anlaşıldı. O zaman siz dışarı, bunlar da doğru içeri. Hadi sabaha sen kadar nezarette beklesinler de akılları başlarına gelsin. İpek, İpek, yaz bana. Hadi kız, hadi dön, yaz yürü, ben seni göreyim. Raporları nereye bırakacağız? Ay çok heyecanlıymış, nasıl bir akşam bu ya? Aşk, dram, aksiyon. Ne yapacaksınız peki şimdi? Ne yapacağız? Eve gelip kafamızı yastığımıza gömdüğümüzle uyuyacağız. Şu duyarsız, ruhsuz arkadaşına bir şey söyler misin? Çocuklar geceyi bizim yüzümüzden nezarethane geçirecekler. Şu cadının rahatlığına bak. Ne yapalım? Gidip suç işleyip yanlarında mı yatalım? Aa, aslında fena fikir değil ha. Aman sakın, sakin kuzum. Yani olan olmuş sonuçta bir kere. Siz dönün artık evlerinize. Yani sonuçta istemeden olmuş. Of ya. Of yani. Kaş yapalım derken göz çıkardık bildiğin. Ne yapıyorlar acaba? Senin hatun da hayattan aşağı kalırını yutmuş yani tertip. Sevgilimin tipini kaydırdılar. Davacıyım. Asıl ben davacıyım kaderden. Ama şimdi hayatın performansını es geçmeyelim. Ya bizim Bambi'nin içinde bir kaplan uyuyormuş resmen. Yani görev aşkı insan neler yaptırıyor? Ya abi görevle ne ilgisi var? Can kız can. Harbi ha. Delikanlı kızlarmış. Cenkler bir posta da dayak yiyecekler diyor. ve eğer karakola gelmemiş olsalardı biz de şu an burada olmazdık. Yani. Ya şimdi ben şunu anlamadım. Ya bu oğlanın bu olaydan ne çıkarı var? Ya madem hayattan hoşlanıyor niye sizin fotoğrafları basına verdi? Yo yo. Onun değil. Didem Hanım'ın çıkarı. Haksız mıyım? Bu iş kime yaradı? Ona. Ya oğlum kız geldi ağladı ben yapmadım diye. Bayağı ağladı yani ailesi falan da üzülmüş zaten. Ya aman abi ya. Allah aşkına tertip. Kimden bahsediyoruz biz? O da en az benim kadar üzülmüş yazılanlara. Abi sen Dido'yu tanımıyor musun?
her türlü kaçacak bir yol buluyor. Timsah gözyaşları onlar. Geçmiyor da ya. Kusacağım şimdi. Bak ya. Tuval ya. Niye açmıyorsun telefonlarını? Hizmetçin olmasa kapıda kalacaktım. Duymadım herhalde. Aa. Aramışsın gerçekten. Dur bakayım. Alo. Ya Dido'cum, duymamışım telefonu. Bak ne diyeceğim. Bugün çok meşgulüm. Başka zaman görüşsek. Bye. Hiç şansın yok, hemen çalışmalara başlıyoruz. 3 tane gelinlik istiyorum. Biri saray düğünü, biri kokteyl, biri after party için. Beğendiklerimi de işaretledim. Dünya tersine dönsün. Hemen çalışmalara başlıyorum. Söz. Ya ama çalışmalara şimdi başlarsak sonbahara anca yetişir. Hem Sarte'nin gelini olarak özel ilgi istiyorum. Damat Murat ile Doruk olmayacağına göre Necat Bey Derya Hanım'ı boşayıp seni alacak herhalde. Hı hı. Sen geç dalganı. Kayınvalidemin kayınvalidesiyle tanıştım. Karşılıklı kahveler, çaylar içildi. Kapılardan uğurlandım. Hem bak artık sen benim çalışanım sayılırsın. Yarın öbür gün patronun olacağım. Üzme beni. Yardım edin! Şşş. Aslan parçası. Sakin. Senin gibi delikanlıya yakışıyor mu hiç? Bak. Benim olayım seninle değil. Sana bunu yaptıran. O yüzden sadece gerçeği öğrenmek istiyorum. Hepsi bu kadar. Yapıyorsunuz herhalde efendim. Ne karakolu? Yanlış haber onlar. Yanlış haber. Murat Bey şu an burada. Toplantıda. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler. Sarte evet. Gülüyorum şu an size. Ne karakol canım, yok öyle bir şey. Murat Bey son derece harika, doğru dürüst bir insandır. Ayrıca diyelim ki öyle bir şey oldu. Murat Bey karakolluk oldu. Bir sebebi vardır canım. Haklıdır adam. Eline koluna sağlıktır. Murat Bey toplantıda, bunlar yalan haber. İyi günler dilerim. Bravo ya. Bravo yani. Necat Bey'in emrine. Şirket dahil. Hiç kimseye söylemiyoruz olanı biteni. Durumu idare ediyoruz. Açık etmiyoruz hayat. Doğru da ne yapayım, kafa gitti bende. Doğru düz duymadım gece. Tuval Yanakoğlu is in the house. Tuval,
Dışarıdaki basın ordusunun söyledikleri doğru mu? Ne söylediklerini bilmiyorum. Çünkü benim için gelmediklerini anlayınca bastım yürüdüm. Cenk'le Murat kapışmıştım gece. Cenk'in arkadaşları doğruladı ama inanmak istemiyorum. Paniğine bakılırsa konunun ucu sana da dokunuyor. Where is my coffee? Didem. Seni bir daha burada görmek istemiyorum, tamam mı? Neler yaptığını biliyorum. Hayatımdan da işimden de bir daha geri dönmemek üzere gidiyorsun. Ama ben sözleşme. Fes edildi. Bitti. Tazminat ödenecek. Şimdi pılını pırtını alıp buradan defolup gidiyorsun, tamam mı? Su getirsenize. Kızlar tutun. Didem. Var mı bir şey? Vallahi yok. En azından basının diline düşmemişler şimdilik. Vallahi şaştım kaldım bu işe. Bizim çocuklar yapmaz öyle şey ama. Ama yaptılar anne. Avukat arıyor. Ya. Efendim Selim. Ha? Süreç nasıl işleyecek peki? Tamam, sağ ol aradığın için. Sağ ol, sağ ol. Ne diyor? Oğlanları salıvermişler bu sabah. Oh, çok şükür. Arasaydık da kahvaltıya gelselerdi bari. Ha? Gelmesinler anne. Vallahi sinirim geçmedi daha. Oh. Hadi iç biraz daha. İyisin, iyisin. Tuval Hanım yukarıdan çağırıyorlar. Canan Hanım gelmiş. Hayatçığım şuna biraz içir. Birazdan geliyorum. Canan beklemez. Bay. Ne o? Çok mu üzüldün? Üzüldüm tabii ki. Yani sadece ben değil, hepimiz üzüldük. Keşke böyle olmasaydı. En çok da sen üzüldün. Değer miydi bütün bunlara Dida? Bırak bu numaraları kızım, yemezler. Düştüğüm gibi kalkmasını da bilirim ben. Senin yaşın kadar adam harcadım ben. Ayağın denk al. Bunu da küçük kafana sok. Bu iş burada bitmez. Çocukları serbest bırakmışlar. Biliyorum. Doruk aradı. Ne yapacaksın? Bütün gün böyle yatacak mısın? Murat'ın peşinden gitmişler. Kimler? Doruk'la Kerem. Başını derde sokan Murat, faturayı ödeyen benim oğlum. Bir de duysan nasıl gururla anlatıyor derslerini verdik diye. Ama ben de Derya'ysam bu işin peşini bırakmayacağım. Murat yüzünden geceyi karakol köşelerinde geçirdi benim oğlum. Doruk benim de oğlum. O zaman ona göre davran bir zahmet. Derya! Ne? Bir daha mı tehdit edeceksin? Tekrar mı azarlayacaksın, ne? Murat'ı suçlamamak lazım. Babasından ne görüyorsa onu yapıyor çocuk. Ama bu sefer alttan alan ben olmayacağım Necat. Girin. Ne beklediğini sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Evet. Evet ne? Evet neyi bekliyorsun? Cesaretimi toplamayı bekliyorum. Siz
şimdi çok kötü bir gece geçirdiniz ya. Didem'le de öyle şeyler yaşandı. Evet. Yüksek olasılıkla yemek yemediğinizi düşünüyorum. Stres de midenize vuruyor. Ben de bir şeyler yersiniz diye düşündüm yani. Umarım, inşallah. Evet, çok iyi düşünmüşsün ama... Ama bu beni azarlamanıza engel değil. Evet, bir şeyler atıştırmak istiyorum ama... Ama benim elimden değil. Ya bir dur, bir sus. Burada değil dedirtmiyorsun. Siz şimdi... Evet, ver. Öğle yemeğini dışarıda yiyelim diyorum. Hadi. Murat bir üfledi. Kızı. Kibrit gibi söndü ya. Tanrım hepimizi Murat'ın gazabından korusun. Fırtına, kasırga, tufan. Ya biraz sert oldu ama şimdi Cido da hak etti yani. Ya kız resmen organize çalışmış. Düşün. Ben dehayım. Ben bile çözemedim kızı ya. Ya görüldüğü gibi biri değil çünkü. Evet. Belki balık etli ama sıska taklitini yapıyor. Nereden bileceksin? Paranoyalardayım. Bir varmış bir yokmuş baksana. İlişkiler söz konusu olunca akıl gidiyor. Ben sadece içgüdülerimle davranıyorum. Ya tuvalim, senin hem için hem dışın güzel. Yes please, hadi övelim beni ya. En sevdiğim. Hadi yolla gelsin Doruk'cum. Şahaneyim değil mi? Ya efsanesin. Devam, devam. Çok mu bir taneyim? Bir taneciksin. Starsın, her şeysin. Harikasın. Evet. Bana sarılmak istiyorsun değil mi? Evet. Acıkmışsınız değil mi? Evet, evet. Gözüm açıldı resmen. Gastritin tutacak diye çok korktum. Gastritiniz. Yani şey anlamında, sonra ceremesini ben çekiyorum. İftira atma. Ben hastalığını için için yaşayan biriyim. Ya ya, tabii. Neyse. İyi gördüm sizi. Daha kötü bekliyordum. Niye ki? Didem'le olanlardan sonra... Kötü olacak bir şey yok. Olması gereken oldu. O sözleşmeyi feshetmekle geç bile kaldı. Neden böyle düşünüyorsunuz? Didem şansını fazla zorladı. Hele o son yaptığı yenileri yutulur cinsten değil. Ne yapmış ki? Cenk'i o ayarlamış. Hem bizim fotoğraflarımızı çektirip basını veren... hem de... Nasıl yani? Cenk'le konuşup bunu yapması... söyleyeni Didem olduğunu mu? Merak etme. İkisi de cezalarını çekecekler. Siz Didem'i benim yüzümden mi kovdunuz yani? Hayır. Bana yalan söylediği için kovdum. Nöbete kaldım. Neler kaçırmışım ya. Bizim kıza aşık oldu diyorsun yani. Kızım var ya, kör kütük hem de. Adamı görünce likit hale dönüşüyor kız. Nereden nereye ya? İlk tanıştıkları zamanı hatırlıyor musun? Nasıl anlatıyor çocuğun hakkını saydı. Bir sürü. Ağzına geleni saydı. İşte aşk kazası ne yapacağım? Bayağı bunlar dolandılar birbirlerine. Haberleri yok. İpek Hanım, bir imza rica edeceğim. Teşekkürler. Merhaba kızım. Baba ya, hoş geldin. Canım, bunu yaptın. Evet, hoş bulduk da daraltma beni, sevmiyorum biliyorsun.
çok mutlu oldum. Merhaba, ben Aslı. Tanışamamıştık. İpek'in ev arkadaşıyım. Aa evet. Merhaba kızım. Merhaba. Ayakta kalma baba. Geç şöyle otur. Ne içersin? Çay, kahve, meyve suyu, ayran. Karnın aç mı? Ne istiyorsan aldırabilirim. Bir kahveni içerim. Aslı? Olur, bana da kahve olur. Nurcan abla bize iç şekerli kahve. Şey, konusu açıldığı için falan mı kötü oldun sen? Ciğeri beş para etmez bir adam için kendimi üzecek değilim. 40 yılda bir doğru bir laf ettin. Aferin. Sevim mi hemen iltifat ettin diye? O konu kapanmadı daha. Benim suçum ne ki? Olanları daha o gece gelip anlatabilirdin bana. Söyleyecektim. O halde görevine döndüğümde tek istediğim şey yanınıza gelmek. Niye gelmedin peki? Çünkü yanınızda Didem vardı. Dahası Didem'le el ele... Ha o mesele. Evet Didem'le el ele odaya çıktık. Ya daha doğrusu bana odamı göstermesi için rica ettim ona. Sorun değil. Ona hesap vermek zorunda değilsiniz. Sana hesap vermiyorum ki. Ya, vermem de niye hesap vereyim? Sadece durumu açıklık getiriyorum. Çünkü çok fazla yanlış anlaşılma etrafta dolanıyor. Bir tanesi daha eklensin istemem. Yani siz... Didem'in odanızı göstermek için size eşlik ettiğini söylüyorsunuz. Aynen. Kısa bir süre sonra da aşağı indik zaten. Ama sen Doruk'la çıktığı için görmedin herhalde. Ne? Yok bir şey. Baba, beğendin mi iş yerimi? Fena değil. Ya siz şimdi kim bilir İpek'le nasıl gurur duyuyorsunuzdur. Stajyer diye girdi, 3 sene içinde marka müdürü oldu. Bu canavar, bu canavar. Yani ne diyeyim, çok da büyük bir şirket değilmiş. Getiririz inşallah. Ama yine de aferin kızım, bravo. Asıl, dur sen bak. Bak, benim oğlanı gör. Liseyi geçen sene bitirdi. Şu yakışıklılığa bak. Bu var ya bu. Zeka küpü zeka. Maşallah. Babasının da oğlu. Neyse şimdi bunu konuşursak saatler alır. İpek. İşlerim yoğun kızım. Ben direkt konuya giriyorum. Şu senin arabayı satmamız lazım. Neden? Ne oldu ki? Daha taksitlere bitmedi biliyorsun baba. Bir sağlık problemi falan mı var? Allah korusun. Yok ya öyle değil. Bizim ufaklığa bir yer açalım, dükkan açalım diyorum. Yani sınavlarda çaktı bu Aylaz. Aslında zehir gibi. Yani çalışsa okusa doktor çıkar. Ama çalışmıyor kerata. Neyse şimdi tutturmuş internet kafe açalım babacığım diyor. Onun için para lazım kızım. Para Caner için lazım yani. Evet ablası. Ben de diyorum ki, babam beni niye ziyarete geldi? Oğlu içinmiş. O nasıl söz İpek ya? O senin bir tanecik kardeşin. Atladığım ufak bir nokta var baba. Ben de senin evladım. Kendimi bildim bileli Caner'in borçlarını ödüyorum. Liseyi tembelliğinden bitiremedim. Paralı okula aldınız. Onu da neredeyse ben okuttum. Şu hayatta kendim için yaptığım tek şey bu arabayı almaktı. Ama bencilleştin be İpek ya. Ya ne yapsın, ne yapalım şimdi? Çocuk ortada mı kalsın? Bahtı kapalıydı, okuyamadı çocuk. Girişimci olacak benim aslanım. Benim ona bir güzel girişesim var da... suçumun değil. Sen kıyamazsın kardeşine. Tamam, konu kapanmıştır. Peki hallediyorsun o işi. Benim biraz işlerim var. Akşam otobüsüne yetişmem lazım. Tamam. Aslı kızım görüşürüz. Kolay gelsin kızım. Görüşürüz baba.
Evet. Hesap vakti geldi, çattı. Eyvah. Ya abi benim çok önemli bir işim vardı. Bak şimdi görüyorum. Ama sen babama çok selam söyle. Gel buraya gel. Gel buraya güzel kardeşim. Nereye kaçıyorsun gel. Ya abi bak ben daha çok gencim. Bizi diri diri gömecek. Ya bu kadar abartılacak bir şey yok. Sonuç itibariyle Cidet'e meyli olmayan bir adam. Bizi cümleleri de dövecek. Ya onu biliyorum zaten de yani gelen vuruyor, giden vuruyor. Ben ne güzel takılıyordum yani ne oluyor bana? Ya korkma bu kadar. Babamız o bizim babamız. Parçalar ama öldürmez. Hem korkunca cene faydası yok hadi. Ya abi. Ha. Hakkını helal et. Hadi abartma ya. Allah'tan karşı taraf şikayetini geri çekti de iş mahkemelere düşmeden çözülecek. Suçlunun kendisi olduğunu biliyordu da ondan. O güdük beyin en azından bu kadarına basmış. Burada kimin suçlu olduğunun ne önemi var çocuklar? Ha? Yahu siz benden böyle mi gördünüz? Ben hangi işimi şiddetle çözmüşüm? Hiç. Tamam bakın. Ne deseniz haklısınız. Zaten doğru bir suçu yok. Ben de öfkeme yenik düştüm. O kadar. Özür dilerim. Nasıl bir suçum yok ya? Vallahi ben de bildiğin gaza geldim baba. Ya en az abim kadar suçluyum. Konuyu sulandırma Doruk. Şimdi bunun ilk ve son olduğunu düşünmek istiyorum. Yani tabii ki öyle zaten. Benim anlayamadığım bir şey var. Gençsiniz, dalyan gibisiniz, varlıklısınız. Hakkınızda her zaman böyle şeyler yazılıp çizilir. Bu sefer niye bu kadar coştunuz? Ya çünkü sorun sadece yalan haber değil babaanne. İşin içinde başka şeyler de var. Ama bu aramızda kalırsa daha iyi olur değil mi Dorukcuğum? Neyse ne. Bir daha. Haklıyken suçlu duruma düşüp karşıma gelmeyeceğinize söz vereceksiniz. Bir daha size böyle bir şey yaşatmayacağız. Söz. Doruk. Ya istediğim bir söz olsun be baba. Al benden de o kadar. Oy yavrum. Nüzeyen abla benim için çok öp tamam mı? Ya işler bu kadar yoğun olmasa ben de gelmek istiyordum düğüne de. Ne olmadı işte. Kız anne benim için de bol bol göbek at tamam mı? Yok. Ben o göbekleri senin düğüne saklıyorum. Orada burada harcayamam hiç. Kızım oy yavrum sen bir evlen. Bir evlen sen. Eğer ben de böyle ortalıkta Asena gibi kıvırtmazsam bana da emin edemesinler. Resmen evlilikten bir kez daha soğudum şu an. Gelinin kurdelesinden getireceğiz hepinizi. Zorla yutturacağız. Ha. O çözer bu işi. Hadi hadi gençler. Batıl inançlarınızı sonra saçarsınız. Taksici abi ağaç oldu orada. Siz şimdi gidin. Böyle yavaş yavaş gidin. Saçınız başınız dağılmasın. Mum gibi gidin, mum gibi dönün. Hadi. Bak, kendinize mukayyet olun. Ona göre ha. Oturun evinizde, uslu durun. Bak biliyorsunuz, ben uzakta da olsam hissederim. Ona göre ha. Aa, anne bizim ne işimiz olur dışarıda orada burada. Hadi merak etmeyin güle güle. Hadi. Keşke düğünler masallardaki gibi böyle 40 gün 40 gece sürse. Birazcık ben rahatlasam. Ya resmen ajan gibi takılmaktan beynim farklı çalışıyor artık. Vallahi kuzum sen de haklısın yani. Resmen bir karakter bölünmesi yaşıyorsun. Evde hayat, iş yerinde Suna. Bir de duygularını belli etmemeye çalışırken ekstra ekstra efor. Vallahi yazık. Hoş değil. O zaman kızlar ben size asıl bombayı söylemedim. Biz bugün Murat'la dışarıda yemek yedik. Ve doğum günde Didem elinden tutup yukarı odaya götürmüştü ya. Hı. Aralarında bir şey geçmemiş. Allah'ım bir de hesap vermeler falan başlamış. Kızcadı senin neyin var? Yok bir şey ya öyle tatsızım. Ben senin adına çok sevindim arkadaşım. Ben, sen bakma benim bad suratıma. Lütfen ne olduğunu biri bana anlatabilir mi burada? Bugün iş yerine babası geldi. İpek'ten arabasını satmasını istedi.
erkek kardeşine dükkan açacaklarmış. Gitsin, erkek kardeşi çalışsın, kendi açsın dükkanı. Bu kızın eti budun et. Zaten tanıdığımdan beri maaşının yarısını kardeşine yolluyor. Tamam kızlar. Çare yok yani, konu kapandı. Koydum zaten ben ilanı internete. Öyle yüzüstü bırakamam sonuçta onları. Neyse ya, benim çok keyfim yok. Uzanacağım biraz. Öpüldünüz. Mesela araba değil baba, değil mi? Her şey hallolur da babayı değiştirmek mümkün değil. O fena. Bu adam benim içimde şiddet duyguları uyandırıyor. Ya sanki İpek onun kızı değil. Tek çocuğu var, o da oğlu. Bu nasıl bencillik? Bu nasıl evlat ayrımcılığı? Bu kız arabasını kızı gibi seviyor, kızı gibi. Aslı, sattırmayalım. Biliyorum bir tane de... Biz nereden bulacağız o kadar parayı? Bilmiyorum. Ama İpek bizim kardeşimiz gibi. Ne zaman bir derdimiz olsa eli omuzumuzda. Bir de baksana içine atıyor derdine. Bir yolunu bulacağız. Yemeğe kalıyorsun değil mi? Yok baba ya. Çıkarım birazdan. Bak. Demin sizinle yaptığım konuşma yüzünden canın sıkıldıysa... Yok yok, hiçbir alakası yok. Ki sen haklıydın. Ha, sen Derya ile karşılaşmamak için kaçıyorsun. Ben geldiğimden beri odasından çıkmıyor, o yüzden kaçan ben olmuyorum yani. Oğlum. Sonuçta biz bir aileyiz. Bak ben evimde küslük, kırgınlık istemiyorum. Merak etme baba. Halledeceğim ben, merak etme. Nasıl yani? Gidip Derya'dan özür mü dileyeceksin? Özür dilemeyeceğim ki. Yani ben özür dilenecek bir şey yapmadım. Ama sen merak etme. O iş bende. Tamam, ben halledeceğim. Evet, konuya yine akide şekeriyle giriyoruz. Sonumuz ayrı olsun artık. Kız meselesi mi ha? Ya senin gözünden de hiçbir şey kaçmıyor Zehir Afiye. Tabii, ben anlamıştım be. Yoksa senin abin kalkışmaz böyle şeylere. Anlat hele şu işin detaylarını. Ya aslında düşündüğün gibi değil. Yani kız meselesi ama kız bizim değil. Başkasıyla mı nişanlı? Aa, evli mi yoksa? Ya Azime Sultan, şu hayal dünyanın hastayım senin. Ama iki tezin de yanlış. Bizim şirkette bir kıza taciz söz konusu. Abim de bu yüzden bu kadar coştu. Hı? Kimmiş bakayım o kız? Çalışıyorsunuz. Centilmenlik. Hay Allah. Buyurayım peki. Bavulunu hazırladın mı? Ne bavulu pardon? Yarın gidiyoruz. Nereye acaba? İzmir'e, fuara. Ha. Çağla bana bir şey söylemedi.
Geleceğini bilmiyordu değil mi? Fikrinizi değiştiren ne oldu? Altın kural. Sorgulama. Yap. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Kahvenizi hemen mi getireyim yoksa? Acelesi yok Çağla'cığım. Gönderirsin yani. Günlük programınızı şey edelim mi? Bakarız bir ara. Sen de duydun değil mi? Murat Bey iki defa üst üste bir ara gibi afaki bir zaman birimi kullanmakla kalmayın. Aynı zamanda bana hayatında ilk defa Çağla'cığım dedi. Oho! Ben de kime anlatıyorsam. Hey! Alo, Leyla anne merhaba. Konuyu fazla uzatmayacağım. Bugün öğlen müsaitsen yemeği beraber yiyelim mi? Tamam. Tamamdır. Kızlar şok şok şok. Murat Bey İzmir'e gidiyormuşuz. Yok artık. Öyle değil. Fuar için, yani iş için. Ama bugün bana o kadar tatlıydı ki bir görseydiniz. Böyle kafamı tuttu, yüzüme güldü. Hayır, rüya gibiydi. Allah'ım inşallah uyanmam. Sen bayağı yokuş aşağı boş vitesle salmışsın kız kendine. İnsan aşık olunca rengine sığamaz, taşar. Sal arkadaşım sen, sal. Taştığı gibi de duvara çarpar. Aa, niye çarpmış canım? Kim Murat öyle bir çocuğa kesinlikle benzemiyor. Aslı, sen bir kere gördüğün adama nasıl karakter analizi yapabiliyorsun acaba? Benim hislerim kuvvetli. Sorun o ya zaten. Aklını fazla devre dışı bırakıyorsun. Kızı da yoldan çıkaracaksın. Neyse kızlar, siz şimdi beni boş verin de. İpek, araba işi ne oldu? Bir gelişme var mı? Var. Kızıma görücü çıktı. İpek. İpek. Ne ya, sevinmediniz mi? Olaylara olumlu yönünden bakmaya çalışıyorum. Olmadı galiba, beceremedim. Of. İtiraf ediyorum, çok mutsuzum. Ya kuzum, acele etmesen biraz daha mı düşünsen acaba? Satmasan İpek. Belki de ailene hayır deme zamanın gelmiştir. Bu son olacak arkadaşlar. Gerçekten son olacak. Nereden bulacağım ben bu parayı ya? Nasıl? Bulamam herhalde, kesin bulamam. Bulamasam da canı gibi sevdiği arabası ne olacak kız? Ya daha taksitleri bitmedi. Düşün hayat, düşün. Sen. Evet ben. Sen benim enerji alanımı kirletiyorsun. Çabuk söyle, karakara ne düşünüyorsun? Hemen çözmem lazım, söyle. Bana para lazım. Ne kadar? 20.000 kadar. Ne yaptın? Kredi borcun mu var? Kumarda mı yedin? Dansözü mü yapıştırdın? Uçağına benzin mi aldın? Ne yaptın? Boş verin. Artık çok geç. Ok yaydan çıktı bir kere. Dökül. Özel bir ihtiyaç desek? Kesmez. Bir arkadaşım ihtiyacı var. Nasıl bir arkadaş? Çok yakın. Böyle kardeş gibi, kardeşten de öte. Her şeyde koşulsuz şartsız yanında olan biri. O zaman hemen Murat'a söyle. Avans versinler, maaşından keserler. Gerçekten mi? Ama yok, ben Murat Bey'den isteyemem, utanırım. Patronun o senin.
Patron ne içindir? Para ödemek için. Gerçi Murat'tan çekiniyorsan Necat Bey de patronum. Ama söz. Benim enerji alanımı daha fazla karartmayacaksın. Hello, Necat Beyciğim. Bir şey söyleyeceğim. Ne haber İpek? İyi yaralı Ceylan, sen de. Ne oldu? Kafenin sahibi askerden arkadaşın mı? O mu haber verdi burada olduğumu? Yok, öyle değil. O zaman mahalleden kankandır. Yani Keremciğim, şimdi benim bir görüşmem var. O yüzden beni affetsin. Olmaz, gidemem. Kerem, delirtme beni ya. Misafirim gelecek diyorum, işim var. Sonra seninle bir kahve falan içeriz, olur biter. Tamam. Allah Allah, senin işin varsa benim de işim var. Kerem. Oğlum, arabamı satacağım ya, arabamı. Müşteri gelecek. Onunla görüşeceğim. Hadi geç yan masaya. Tamam işte. O müşteri geldi, karşına oturdu. Nasıl yani? Sosyal medya hesaplarından paylaşmışsın arabam satılık diye. Talibim. Kerem ya, oradan da mı takip ediyorsun beni? Maşallah, seri katil titizliğinde çalışıyorsun, bravo. Geç oraları da. İpek, bu araba senin kızın gibiydi. Satmak nereden çıktı? Bir şey mi oldu? Paraya mı sıkıştın? Ha? Borcun falan mı var yoksa? Sağlık mı? Ne olduysa anlatsana bana, hadi. Sana ne ya? Sana ne? Ne demek sana ne? Sen ah dediğinde benim içim yanmayacaksa bu nasıl bir sevgi? Sevgi mevki karıştırmış şimdi. Ya Kerem, biz seninle neyiz ki? Ayrıca bir şey olsak da hiç olmaz, kabul edemem. Hiç sevmediğim şey. Bak İpek. Bu parayı alıyorsun. Arabanı satmıyorsun. Bunu da yanlış anlamıyorsun. Bizim aramızdakilerle bir alakası yok bunun. Benim bahsettiğim sevgi bambaşka. İstersen kalk git. Bir daha da yüzüme bakma. Fark etmez. Ama para lazımsa bu alınacak arkadaş. Ya sen beni kaç gündür tanıyorsun? Neyin sahiplenmesi bu? Boş konuşma. Kerem. Bak, gerçekten ben bu parayı kabul edemem. Tamam, düşünmüşsün. Ömrüm boyunca unutmayacağım bunu. Çok teşekkür ederim. İpek. Alamam. Ya sen bana bir kahve ısmarlasana. Yok yok, vazgeçtim. Acıktım ben. Yemek ısmarla. Buraya kadar getirdim boş boşuna zaten. Bari karnımı doyurayım. İpek. Kerem, o ağzının üstüne bir tane yumruk çakarım ha. Zaten yüzüm gözüm kaşım dağılmış hep. Çirkin şey ya. Ne alaka ya? Anlattım ya, boşluğuma denk geldi orada. Garson yok mu burada ya? Garson. Hoş geldiniz Azim Hanım. Hoş bulduk evladım. Ben hemen arkadaşları arayayım, size eşlik etsinler. Hiç gerek yok. Şirketi şöyle bir kolaçan edeceğim. Harikasınız, süpersiniz. Siz bir tanesini toylanım. Biliyorum yavru kuşum. Biliyorum. Ama ben bu iyiliğinizin karşılığını nasıl öderim bilmiyorum. Çok kolay. Ne yapayım size? Çay, kahve, bitki çayı, bol limonlu bir maden suyu. Didem'le fazla mesai yapmaktan yaratıcılık kirlenmesi yaşıyorum.
Bana taze bir yüz, pozitif bir model lazım. Ama benim öyle bir çevrem yok ki. Çevren lazım değil, sen lazımsın. Azime Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Birine mi baktınız? Yok, gelinimi arıyorum. Derya Hanım da mı burada yoksa? Yok canım, ben müstakbel gelinimi arıyorum. Sen işine bak yavrum, işine bak. Müstakbel, müstakbel. Müstakbel gelin. Bana söyle şu kenarlarına dikkat etsin. Götür. And my coffee is cold. Kolay gelsin. Oo, Azime Hanım, hangi rüzgar attı sizi buralara? Epeydir uğramıyorum. Neler değişmiş bir göreyim dedim. Ne güzel olmuşsunuz. O zaman en doğru yerden başladınız. Ne merak ediyorsunuz sorun, ben söylerim. Bu bana biraz uzun geldi galiba. Evet, misafiriniz varsa bir dön. Azime Hanım misafirimiz değil, Nejat Bey'in annesi. Murat'ın babaannesi. Hoş geldiniz hanımefendi. El öperlerin çok olsun evladım. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Sizi gördük, daha iyi olduk. Tuval, bu küçük hanım kim? Bu Murat'ın asistanı Hayat. Nejat Bey'in arkadaşının kızı. Yeni başladı. Oh, maşallah. Pek güzel, pek güzel. Sen ne temiz yüzlü, ne güzelcik bir şeysin bakayım, ha? Düğün dernek mi var yavrum? Yok, Tuval Hanım rica etti de. Hayatı bugünlük kendime modelim yaptım. Söz nişan? Tamamen bekarım. Hayırlısı yavrum, hayırlısı inşallah. Ayakta kaldınız, bir şey içmez miydiniz? Ne yapayım? Madem buraya kadar geldim, bir acı kahvenizi içerim. Ama kahveleri Murat'ın odasında alalım o zaman. Bekliyorum yavrum. Tabii. Ay, çok tatlı kadın ya. Yerim ben onu, ay, ucunuklarını ben böyle yiyeceğim. Peşin peşin söyleyeyim, özür dileyerek gönlümü alamazsın Murat. Buraya özür dilemeye gelmedim Derya anne. Çünkü özür dileyecek bir şey yapmadığımı düşünüyorum. Sana öyle geliyor. Uzatmayalım. Konsept projesi ve Doruk'un bu işteki pozisyonuyla alakalı sıkıntılarım var galiba. Öyle. İyi niyetimle alakalı ne söylersem söyleyeyim bir şey değişmeyecek. Doğru. Onun için eğer konsept projesi başarısız olursa bütün zararı kendim üstleneceğime dair bir sözleşme hazırlatıyorum. Çok akıllıca. Çünkü baban buna hayatta izin vermez. Ha, bir de ortaya çıkarsa suç yine bana kalır tabii. Gerçekten dahiyane bir formül. Ama eğer aramızda kalsın dersen o başka.
O zaman samimiyetine güvenmeye başlayabilirim. Biliyorum sade hissediniz ama ben yine de yanına lokum koydum. Umarım şekeriniz yoktur. Ah, Türk gibiyim evladım. Bizde öyle şeyler olmaz. Sizde durum nedir yavrum? Bizde? Otursana, ayakta kaldın. Ailede diyorum yani. Kalıtsal bir hastalık var mı? Bir düşüneyim. Yaşlarda yüksek tansiyon var sadece. O sayılmaz. Güzel. Doğurganlık nasıl yavrum? Ne manada anlamadım. Irsi manada. Yani kolay gebe kalır mısınız? Ya da böyle düşük olayları falan var mı? Tüp bebek falan deneyen? Yok, herkes doğal yollarla. Hatta bizde çok ikiz vardır. Ah, güzel. Vallahi teyzemin kızı hamile şimdi. Geçen hafta ultrasona girdi. 300 bekliyorlarmış. Hay maşallah. İyi misiniz? Buyurun. Uzun vakittir böyle iyi olmamıştım. Anlat bakalım. Elinden ev işi, yemek işi falan gelir mi güzel kızım? Gelmeden haber verseydin, ona göre istediğin gibi ağırlardım seni. Olsun, ben alacağımı aldım. Ya niye gülüp duruyorsun, alnından karikatürler mi geçiyor? Hayır, ikbalin geçiyor. İstikbalin parlak senin. Bak, doğru bir şey söylediyse büyük ihtimal yalan söylüyordur, haberin olsun. Boş ver şimdi doğru. Kısmetini uzaklarda aramayacaksın. Ne demek şimdi o? Dinle hele. Bu muhabbetleri sevmediğini biliyorum. Ama son bir kez konuşacağım. Yalnızlık Allah'a mahsus Murat'cığım. Ben yalnız değilim babaanne. Hayatımdan da gayet memnunum. Söz, lafımı kesme. Bugüne kadar karşına çıkan kızlara bakıp da umudunu yitirme. Kısmetin nerede, ne zaman seni bulacağı belli olmaz. Şöyle eve geldiğinde seni kapıda karşılayan bir can olsa fena mı olur? Derdini dinlese, senin için endişe etse, seni şöyle sarıp sarmalasa, sen iyi ol diye gözünün içine baksa ha. O evlilikler, o ilişkiler senin zamanında kaldı Azim Sultan. Artık öyle aşklar yok. Kapıları kapatırsan kısmetin de geri döner. Şans vereceksin, sınayacaksın. Başka insanların yaptığı yanlışları doğru insana ödetmeyeceksin. Şans vereceksin canım, şans. Sanki hakkında biri varmış da onun hakkında konuşuyor gibisin. Hayat mı evlatçığım? Gün doğmadan neler doğar? Dido yakında Dodo olacak. Bütün evimi yedi Dodo. Beni de yiyecek diye çok korkuyorum. Stoklarım tükendi. Dolabım bomboş. Arada dık dık baldırlarımı kesiyor. Tehlike altındayım. Ya Dido'nun yemek yemesi yani ender görülen bir olay. Ya enteresan. Yalnız yemek değil. Başımın etini de yedi. Git diyorum, gitmiyor ya. Başıma kalacak diye çok korkuyorum. Ya depresyonda olduğu için öyle yapıyordur Tuval'cığım. Ya birazdan toplar kendini. Fuar ne abi? Fuar! Aa, Doruk! Gel gel, kavurma var, ye. Üstüne de bir tane dürüm patates, kaç. Hmm.
Çok yoruldum ya. Hadi beni de çaylayın. Git içeri bardak al. Senin görüşmelerin vardı. Nasıl geçti? Ha, iki kişiyle görüştüm. Yarın karar vereceğim işte. Şaka maka gidiyor elden kızar. Yani vallahi uzatmanın anlamı yok ya. Bir an önce sat kurtul bence. Kadere bak ya. Ay, resmen acaba hangi adamların kirli elleri dokunacak kızına? Ama senin hatan. En baştan bu kadar bağlanmayacaktın kızım. Yani hayatın acı gerçekleri bunlar. Yani mecbur. İstesen de istemesen de yapacaksın yani. Kendi düşen anlamaz. Ya alt tarafı bir araba ya. Yani ne olacak da. Gerçi sen bir daha zor alırsın. Aa yeter ama yani. Güçlü bir kızım ben de. Siz kalbinizi ne ara aldırdınız? Vicdansızlar. İnsan iki teselli eder. Burada duygularımı çaktırmamak için neler yapıyorum? Ne biçim arkadaşsınız? İnsan arkadaşına böyle mi yapar? Değiştiniz geçtiniz resmen. Nasıl yapar İpek? Nasıl yapar? Böyle yapmaz. Böyle mi yapar? Oha! Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yaptınız manyaklar? Banka mı soydunuz? Beni ağlatma yemininiz mi var? Seni sevmeye yemininiz var cadı. Ben senin o gözyaşlarına kıyamam, kıyamam. Canımın içi. Ya durun bir durun bakayım. Derhal açıklama istiyorum nereden çıktı bu para. Ben avans çektim. Aslı işini tamamladı. İşte hep birlikte yavaş yavaş ödeyeceğiz. Ya var ya. Ben size ölürüm be. Ama ben bunu kabul edemem. Aa. Ne demek bu ya? Hep sen bizi düşüneceksin. Biraz da biz seni düşünelim. Biz arkadaş değil miyiz? Taksı mıyız biz? Saksı değiliz biz. Hiç. Olmaz. Vallahi daha yeni aldım. Geri veremem. Ya sen neyine güveniyorsun? Neyine? Daha işe gireli kaç gün oldu? Adın ismin hep sahte. Aldığın riske değer mi hayat ya? Değer. Sen benim beceriksiz, tembel kardeşim için niye para çekesin ki? Ben senin kardeşin için çekmedim ki. Ben senin için çektim. Sen benim sadece arkadaşım değilsin ki. Aynı zamanda kız kardeşimsin İpek. Ya gelin buraya be. Özüntü mideme vurdu bu sefer ya. Durmadan yiyorum. Of bugün işte zeplin olacağım kesin. Allah kendin ettin kendin buldun Dido'cum. Ne öğrenmeliyim ben böyle olacağını? Ya yok artık kızım ya. Hadi fotoğraf meselesini anladım da. Yani bir elemanı hayatın üstüne salman. Yani hiç adil bir dövüş değildi. Ya sen benim için abinle konuşamaz mısın? O sana kıyamaz ya. Lütfen ne olur. Hiç kusura bakma Dido'cum ama yani bu sefer savunulacak bir yanın yok. Yep. Buyursunlar Murat Bey. Oo, o yarın mıydı ya? Abi bak yan çiziyor gibi olmasın ama ben gelemeyeceğim. Ya Derya Sultan fena tavır yaptı işte. Yok çok geziyormuşum, ona zaman ayıramıyormuşum falan. Ya artık siz hayatta baş başa gideceksiniz. Hadi eğlenceler size. Üç bin, 3200, 3300, 2800, 9000, 2150, 2200. Ay kızlar biz resmen zengin gibi bir şey olduk ha. Aslı. Ya şu saymalarımız bitene kadar açık tutsan çeneni ha. Nasıl olur acaba? Ya kusura bakmayın ben biraz heyecan yaptım da. Şimdi işin yoksa başa dön. Paran mı var derdin var arkadaş ya.
Dön hadi dön, dön başa dön. Murat arıyor. Hayatım. Ya ne yapayım ya? Bu bir hayat Murat meselesi. Hayat Memat. Hayat merhaba, hazır mısın? Ay neye? Fuara gideceğiz ya. Babulun diyorum, hazır mı? Oo. Tabii ki hazırım. Tamam. Babulunu şirkete getir yarın. Direkt birlikte çıkarız. Eve gitmekle vakit kaybetmeyelim. Peki tamam. Öyle yaparım. Siz öyle diyorsanız. Tamam. Bu arada Doruk yarın gelemeyecekmiş. Beraber gideceğiz. Haber vereyim dedim. Aa. Yani sadece siz ve ben mi olacağız şimdi? Niye, bir sakıncası mı var? Yok. Ne sakıncası olacak? Yani iş sonuçta. Tamam o zaman. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Ay. Aa, yapmayın bak. Sıcaktan. Hadi dön dön. Merhaba Didem Hanım. Niye çıkmıyor ki bu? Yani kapılar yeni kapandı, çıkar birazdan. Şimdi kapılar açılmıyor. Çağla bir şey yap. Aç şu kapıları lütfen. Ne biçim hareketler bunlar? Üst üste düğmeye basılınca olabiliyor böyle şeyler. Açılır şimdi. Ya Allah rızası için ya. Benim kapalı yerde kalma fobim var. Biraz daha böyle durursa ben fenalaşırım bak. Başka yerde fenalaşırsak yalnız inecek var. Didem, senin ne işin var burada? Muhasebeden erbiler. İmza almam gereken birkaç bir şey varmış. Tuval, ben çok kötüyüm ya. Bunu bütün dünya biliyor Şerif. Lütfen dalga geçme. Az önce Murat'la karşılaştım. Yüzüme bile bakmadı. Diyor, küçükçe de tatile falan çıkacaklarmış. Onu nereden çıkardın? Murat'la Doruk konuşurken duydum. Ya fuar varmış. Peki nereye gideceklermişler? Tuval. Tamam tamam sus dur. Bora Bora. Barbados, Bali, bak adalar da güzel. Ben de Didem, sen bu tatil olmayacak. Didem Hanım gelmiş. Biliyoruz efendim. Hala hangi yüze geliyorsa. Ben çağırdım. Saati olarak anlaşmasını biz feshettiğimiz için tazminat ödeyeceğiz. Sezon ortasında işinden oldu. Mağdur edilmesini istemiyorum. Gereği neyse yapasın lütfen. Didem Hanım mağdur edilmesin. Maaş üstün efendim. Bu durumda bile nasıl hala onu mağdur ettiğini düşünebiliyor.
Murat Bey sert ama adil bir patrondur. Ne haber kızım? İyi baba. Sen? İyiyim iyiyim. Bizimki bir heyecanlı sorma. Sabahtan beri 15 defa aradı. Hadi baba şu parayı getir de bir an önce dükkan açalım diyor. Al babacığım. Sen parayı al. Oğluna koş. Ben hiç tutmayayım seni. Nasıl olsa benimle işim bitti. Bir dahaki ihtiyacına kadar. Ne demek istiyorsun İpek? Şunu demek istiyorum. Bu sana Caner için verdiğim son para. Herhangi bir gerçek ihtiyacı elbette dışında tutuyorum. Ama bir daha asla Caner için benden para isteme. Bu nasıl söz ya? Ya iyi ki bir arabanı sattın diye yani. Satmadım baba arabamı. Satmadım. Bu parayı bana dostlarım borç verdiler. Neden kabul ettim biliyor musun? Beni anladıklarını hep hatırlayayım diye. Senin umurunda olmasam da sevildiğimi bilmek istedim. Sen ne para göz olmuşsun ya. Yazık sana kız, yazık. Yazık. Gerçekten yazık bana ya. Ben hep çalıştım. Yaz tatillerinde çalıştım. Burs için çalıştım. Okulumda part time çalıştım. Mezun oldum. Bir hafta sonra işe başladım ben. Ki benimle birazcık gurur duyarsın diye. Beni de Caner'i sevdiğin gibi seversin diye. Ama olmadı. Pes İpek. Duygu sömürsün bu kadarına pes yani. İyi ki bir iyilik yapıyorsun. Bir de inan verseydin. Arkadaşlarından borç almışmış. Ya niye aldın? Almasaydın. Arabanı satsaydın. Neyse böyle boş lafları harcayacak vaktim yok benim. Caner bunları duysa üzülür çocuk ya. Ne hale gelirdi? Gerçekten sözüm gittiği yerde. İpek, senin şimdi aklın başında değil. Kafanı topla, öyle konuşalım tamam mı kızım? Çocuk bekliyor, dükkan açacağız. Hadi, kolay gelsin kızım. Vedalaşmaya geldim. Bunu sen istedin. Keşke her şeyi başa sarma şansım olsaydı. Son pişmanlık gerçekten de bir işe yaramıyormuş. Güzel. Bundan sonraki yaşantını bu düşünce üzerine inşa edersin o zaman. Gerçekten çok düzgün bir insansın Murat. Bunların hiçbirini hak etmedin. Bu yine de sonucu değiştirmiyor. Sen ne söylersen söyle. O kız hayatımıza girmeseydi biz hala beraberdik seninle. Didem, lütfen. Gidiyorum zaten. Bırak son kez konuşayım, izin ver. Senin için bir önemi olmasa da... Ben seninle bir rüya yaşadım Murat. Hatalarım oldu. Çok çok büyük hatalarım oldu. Kabul ediyorum. Ama ben ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. Seni hala çok seviyorum. Sen kabul etsen de etmesen de hayat hayatına girmeseydi biz şu an beraberdik. Bak son kez söylüyorum Didem. Eğer biz diye bir şey varsa bunu bitiren sensin. Ve tabii ki hayatla aramda herhangi bir şey yok. Tabii ki yok. Olacak. Görebiliyorum. Şimdi kehanetlerin başladı. Bunu onun gözlerinde görüyorum. Hareketlerinde, davranışlarında. Sen de ona doğru çekiliyorsun. Kabul etmeseniz de ikinizin arasında bir çekim var. Hem de çok güçlü bir çekim.
Kim yaptı sana bunu? İsim ver. Sen nereden çıktın? Seni merak ettim, geldim. Kim yaptı sana bunu? Bana isim ver. Ne yapacaksın? Doğacaksın mı? Doğduğuna pişman edeceğim. Akan her damla gözyaşının hesabını tek tek soracağım. Ağza girerim yapamazsın. Babam Kerem. Babam. Elimi kolumu bağladım beni. Hücumun yetemeyeceği tek adam. Benim de. Ne oldu, anlatsana. Anlatacak bir şey yok. Öyle deme, öyle niye diyorsun İpek? Ya sen benim kıymetlimsin. Ben sana kıyamam ki. İpek, ben... Ben seni çok seviyorum. Ya... Allah aşkına ya. Sevmeyin beni. Sevilmek için ödediğim bedellerden yoruldum ben artık. Güvenmek isterken yere çakılmaktan çok sıkıldım. İnandırmayın beni. Ben iyiyim. Herkese uzak, herkese mesafeli iyiyim ben. Ne kadar uzak durursanız, o kadar az kırarsınız. Sen de rahat bırak beni. Üzerime yama cümlelerini. Benim yürüdüğüm her yolun sonu uçuruma çıkıyor. En kötüsü de ne biliyor musun? Düşmeme bile kimse izin vermiyor. Güçlü olmaya çalışan hep ben oluyorum. O yüzden rica ediyorum. Allah aşkına. Sevmeyin. İpek. Hadi. Saat 6 oldu, çıkmıyor muyuz? Çağla Hanım bir iki, üç beş, 5-10 tane iş verdi de onları bitirmeye çalışıyorum. Ama pazartesiye bırak gerisini. Trafiğe kalacağız öbür türlü. Hadi. Aa. Tatil bekler, iş beklemez Murat Bey. Ben patronumdan böyle gördüm. Vay, tek işkolik ben değilmişim, öyle mi? Hı hı. Siz Çağla ile ele verip beni yoldan çıkardınız. İyi madem, sen işle güçle meşgulken ben de gideyim eve bir yüzerini, duşumu alayım, öyle gelirim. Anlaştık. Ne? Fuara gideceğimiz için ben çok heyecanlıyım sadece. İyi bakalım, bir saate gelirim o zaman. Kolay gelsin.
oldu şimdi bu? Böyle şeyler üst üste kısınca şimdi biri gelecek, kapı açacak. Gitti, annemle gitti. Türkler miydi? Niye gitti böyle? Elektrikler niye gitti? Bilmiyorum. Bir geçin. Çıkarın beni buradan! Murat Bey. Bir şey mi oldu? Yok. Asistanım bekliyordum da gelmedi hala. Çağlan'ın çıkalı oldu bayağı. Yok. Diğer asistan. Ha onu görmedim. İçeridedir herhalde. Bakmamı ister misiniz? Yok yok. Ben bakarım. Ay yok ya Asika. Nefes alamıyorum ben. Nefes alamıyorum ben. Thank you.
Kötü haber tez duyulur. Telefon çekmeyen bir yerdeler desem o zaman... Everest'e tırmanmadılar Aslı. Alt tarafı İzmir yolundalar. E ne o zaman, ne yani? Neden telefonlarımıza cevap vermiyor, mesajlarımıza geri dönmüyor? Annesi ararsa ne diyeceğiz? Senin kız yakışıklı patronuyla arazi oldu. Emine teyzeciğim artık sen sağ, biz selamet deriz, olur biter. Kaçtılar mı diyorsun? Bilemem. Belki de telefona bakamayacak kadar meşgullerdir. Öf, saçmalama Allah korusun. O yani daha dün bir, bugün iki. Ne meşguliyetiymiş o? Ay Aslı, senden daha fazla şey bilmediğim halde neden ben sorgulanıyorum? Gitmeyin. Korkulacak bir şey yok. Korku hata sarsmış biraz. Yaptım, uyuyor şimdi. Biraz daha dinlensin. Kusura bakma, seni de buraya kadar yordum. Rica ederim. Zaten yakın oturuyorum. Yalnız Murat Bey, pek ihtimal vermiyorum ama tekrar bir atak yaşaması durumunda mutlaka haberim olsun. Tamam, mutlaka haber veririm. Çok teşekkür ederim. Peki, bana müsaade. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Buldum. Vallahi buldum. Ne buldun? Murat Bey'i arayacağız. Arayalım. Tabii arayalım. Murat Bey, bizim ev arkadaşımız sizinle. Siz nerede? Hayat'ın annesi telefonla hep burada. Ama Hayat'ın hayatta olmayan annesi deriz. Bir de sizin o tanıdığınız, bildiğiniz adam var ya, onunla hiç mi hiç evli olmayan annesi deriz. Olur. Bu son derece saçmaymış. Oğlum. Baba ne haber, ne yapıyorsunuz? İyiyiz, ne yapalım? Derya annem program yapmış. Hazırlanıyorlar, çıkacağız birazdan. Sen ne yaptın, İzmir'de misin? Yok, programda bir değişiklik yaptım. Fuar iptal ettim. Niye, ne oldu ki? Anlatırım sonra. Bana şimdi Hayat'ın babasının numarası lazım. Bak şimdi iyice merak ettim ha. Önemli bir şey değil ya, anlatırım sonra. Sen şimdi numarayı gönder bana. Tamam, ben sana numarayı yolluyorum. Tamam. Ben bu kızı bir daha arayayım o zaman, ne yapayım? Alo, merhaba, Murat ben, Hayat'ın patronu. Evet, Allah korusun. Murat açtı telefonu. Ben de şimdi Hayat'ın babasını arıyordum. Olmaz. Merhaba. Hayat biraz rahatsızlandı da fuar programını iptal etmek zorunda kaldık. Ne oldu, nesi var? Asansör durmuş. O da biraz panik yapmış galiba. Bulduğumda kendi de değildi. Ben de bana getirdim. Böyle doktor çağırdık. Bir sakinleştirici yaptı. Uyuyor şimdi. Hayat sizin evinizde yani. Hı hı. Uyuyor şimdi. Ben de merak etmesin diye babasına haber verecektim. Bence vermeyelim. Neden? Hayat'ın babası tansiyon hastası. Şimdi telaşlanmasın adam boşuna yani. Madem iyiymiş, uyuyormuş da. Kalsın bu gece sizde o. Yani zaten Kemal amca İzmir'de diyebiliyor Hayat'ı. Problem yok. Emin misiniz? Hiç olmadığım kadar. Bizim kulübe mi gitsek acaba? Ya aman anne ya. Orta yaş teyzelerle vals mi yaptıracaksın bana? İyi tamam, hadi. Nereye istiyorsan oraya gidelim bu akşam.
Bana bak bakayım. Ya sende bir güzellik, bir tatlılık mı var bu akşam? Yoksa bana mı öyle geliyor? Evet ya. Ben de fark ettim. Murat'la konuşmak yaramış galiba. Kesinlikle verimli bir konuşma olduğunu söyleyebilirim. Benim abimle anneme de bu yakışırdı zaten. Ne konuştunuz, anlatsana biraz. Evet ya, biraz anlatsana. Murat'a sordum, hiçbir şey söylemedi. Aramızda. Ama şu kadarını söyleyeyim. İşin büyük kısmı çözüldü. Kabus kadar yanındayım senin, geçti. Geçti, sakin ol. Kalktığın için olabilir mi acaba? Otur. Ne zamandır buradayım ben? 4-5 saat oldu. Yani iyi değilsen yine doktora çağırabilirim. Yine mi? Ha, senin haberin yok tabii. Sen biraz fenalaştın, doktor geldi. İğne yaptı falan. Allah kahretsin, asansörde kalmıştım ben. Sakin ol. Sakin ol. Geçti. O kadar zamandır başımda mı bekledin beni?
daha kötü olma diye. Yani önlem için. Bu arada babanın haberi yok. Babam evdekiler arayıp arayıp ulaşamadılarsa? Sakin ol. Sakin ol. Konuştum arkadaşlarla. Her şey yolunda. Merak etme. Ya da ben bir arayayım. Dur. Al burada. O panikle şirketten çıkınca orada kalmış. Adam göndertip aldırdım. Seyahat için hazırladığım bavulunu da getirdim. Belki üstünü değiştirmek istersin. Duş almak istersen banyo orada. Ama bence biraz daha toparlanıp gir. Yoksa ortada başında beklemek zorunda kalacağım. Tamam. Ha. Ani hareket yok. Şimdi atıştırman için sana bir şey hazırlayacağım. Aklım sende kalmasın. Yat. Peki. Sana bir uysallık, bir uslulluk geldi böyle. Ha? Her gün bir sakinleştirici yapsak acaba? Yat hadi. Alo. Alo. Kuzum nasıl oldun, iyi misin? Yuh arkadaş. Kız hemen uyandı ya. Bir tarih yazılıyor şu an. Uyanacağız herhalde kızım. Arkadaş bu. Hiçbir şeye benzemez. Nasılsın kuzum, ses ver. İzin verirsen kız konuşacak. Ha ben izin vermiyorum yani İpek Hanım. Ben izin vermiyorum. İki saattir destan yazdın orada. Kızlar yapmayın. Hala salak gibiyim zaten. Murat'ın evinde uyanmanın salaklığıdır ha. Evet, benim burada ne işim var? Annem arasa ne diyecektim ben? Vallahi kuzum, Murat Bey o kadar ısrar etti, o kadar ısrar etti ki ya illa bende kalsın. Yok ben bakarım, bir şeye ihtiyacı olursa yaparım falan diye. Biz de dayanamadık artık, verdik kızı gitti dedik. Annene de duşta şarkı söylüyorsun hesabı. O geçen gün detone sesinde kaydettiğim bir tane şarkı vardı ya, onu dinlettik. Ben de duş sesi yaptım arkadan. Deliler ya. Asayiş Berkemal yani, merak etme sen. Evet, uyandığımda Murat da böyle söyledi. Uyandığında Murat Bey'in senin yanında ne işi vardı? Hayat, kıyafetlerin hala üstünde mi? Saçmalama İpek. Yani bir şey lazım olur diye adamcağız başucumda beklemiş. Ay. Oldu bunlar. Vallahi oldu. Toplamak lazım. Kızlar, Murat elleriyle bana atıştırmalık bir şeyler hazırlıyor. Bekletmeyeyim çocuğu. Ay. Ne oldu ona öyle? Keyiften bayıldı. Bana bak, annem bir daha ararsa telekonferans yapacağız. Unutma. Bir de oğlana duygularını fazla belli etme. Erkek milletine mi lazım? Hallenirler hemen. Kolay lokma sanmasın seni. Tamam tamam, merak etme. Bence kendi bile inanmadı söylediğine. Aslı. Kalksana işte. Hey. Aman. Hazır bayılmışken yatıyor bari. Öyle de böyle de aynı sonuca varıyor. Nasılsın? Bir dakika, bir dakika. Şu figürü bir daha göster bakayım. Bak, gel şimdi bana doğru, tamam. Gel. Tamam. Tık, tık. Ay çok şahane ya. Vallahi 20 yıl önce baban da yapıyordu böyle şeyleri ama artık unuttu. Yalnız baba, annem seni çok fena harcadı bak. Galiba öyle oldu Dorukcuğum. Ama bir emekli olayım, bu lafların hepsini tek tek geri alacak. Hiç umudum yok ama neyse. Seninki pek mi neşeli görünüyor, hayırdır? Öyle ya. Oğlu yanında. Murat'la da barıştılar. Daha ne olsun. Son zamanlarda zaten çok gerilmiştik be anacığım. Nasıl çözüldü bu iş ha? Murat Derya'yı aramış. Buluşmuşlar, konuşmuşlar. Onu sormuyorum oğlum.
Benim bildiğim Murat haklı olduğu bir konuda geri adım atmaz. Derya da pek bir kararlıydı hazır eline fırsat geçmişken oğlanla küs kalmak için. Vallahi ben nasılla değil sonuçla ilgileniyorum be anacığım. Bak ne güzel herkesin yüzü gülüyor işte. Sen de dertlenme artık ya. Rahatla biraz. Aynı ben. Bu kadar da lezzetli. İnsan yedikçe yiyesi geliyor. Kız bana iki gündür dört mevsim yaşatıyorsun. Biz ne kutluyoruz acaba? Gelecek güzel günleri kutluyoruz Tuval'cığım. Daha biz seninle neleri kutlayacağız? Doğum günleridir, nişandır, düğündür. Aferin kız, ne güzel. Aş eski kafalarını, düş insanların yakasından. Neden olmasın, taş gibi hatunsun. İleride yaparsın kendine bir sevgili. Kurarsın yuvanı. Murat'la olacak bunların hepsi. Murat'la. Sen hala orada mısın? Devrelerin mi yandı senin? Olmayacak. Bak önüne. Hayat sürprizlerle dolu. Hayat değil. Ben sürprizlerle doluyum Tuval'cığım. Boşuna laf ediyorsun. Onun bir suçu yok. Hazneye takmamışsın. Size de günaydın. İlaçta etkisini göstermeye başlamış galiba. Sabah sabah ne yaptığını sorabilir miyim? Ortalığı topladım. Bulaşıkları kaldırdım. Gitmeden de size sağlıklı bir şeyler hazırlayayım dedim ama. Nereye? Size işte. Kahvaltı niyetine. Ha yok, sen nereye gideceksin? Eve. Gitmeyeyim mi? Yani git tabii de. Gitmeden bir kahvaltı ederiz diye düşündüm. Edersin diye düşündüm. Olur. Edelim. Ederim. Ne diyeyim? Arkadaşım, iki saattir aynı biçimde yatıyorsun. E bir kalksan, bak kek yaptım. Bir tadına baksan en azından. İstemiyorum Aslı ya. Duruyorum işte böyle ne güzel. Ayşe, sen niye benimle uğraşıp duruyorsun ki? Seni kaçırmaya geldim. Ya hani gelmeyecektin buraya? Söz vermiştin. Ya gören olsaydı? Gerekli istihbaratı aldım. Evde teyzeler yok, biliyorum. Aslı, inanamıyorum. Yani
İçeriden bir kereye mahsus olarak bilgi sızdırmış olabilirim ama çok geçerli sebeplerim var. Senin bu Kerem'i görünce böyle bir canın kanın yenirine geliyor. Bir şey oluyor sana yani. Evet. Bak, siz ikiniz ne karıştırıyorsunuz bilmiyorum. Ama Kerem benim hiç halim yok. Uğraşma benimle. Vallahi kafa göz girişirim ha. Tamam işte. Ben de o yüzden geldim. Kafa göz giriş diye geldim. Öfkeni içinde tutmak yok. Hadi gidiyoruz. Nereye ya? Ben bir yere gelmiyorum. Sormadım. Gidiyoruz dedim. Aa, ne yapıyorsun be? Ya bıraksana. Aslı, bu beni parçalamadan gidelim mi? Tamamdır ortak. İmdat! İnsan kaçırıyorlar. Vahşi ipeğim benim. Biraz daha seninle bak karagan dişedi basacağız. Aa, 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 ısırma. Aa, Aslı, bu ısırıyor mu hep? Evet. Isırdı beni ya. Asansörde kalacak günü buldum. Ben mi istedim? Hayret bir şey. En son ne zaman tatile çıktım hatırlamıyorum. Fuarı da kaçırdık. Fuar için üzgünüm. Ama tatile her zaman çıkabilirsin. Patron değil misin? Öyle olmuyor işte. Bugün cumartesi, neredeyse öğlen oldu. Öyle bir gecenin gidip gelinmez. Daha uzun kal. Pazartesi iş var. Senin de kolayın bulunmuyor. Ama hafta sonu için bir şeyler yapabiliriz bence. Ne gibi mesela? Havuza gireriz. Ben yüzme bilmiyorum. Ayrıca zaten sen her zaman yapıyorsundur onu. Ben sana öğretirim. Ben yüzme konusunda umutsuz vakayım. Ayrıca benim yavaştan kalkmam gerekiyor. Yüzme bilmeyen hayat uzmanı olmaz bence. Kaldı alayım boyunun ölçüsünü. Sen bana meydan mı okuyorsun? Haşa. Çalışanına iddia girmem ben. Ha. Çalışanın olmasa iddialaşacaksın yani. Neydi? Her iddianın bir bedeli vardı değil mi? Neydi? Ha. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsında değil mi? Aa, gerçi son hezimetten sonra ben de olsam ben de kaçardım. Haklısın tabii. Bu sefer o soruyu ben soracağım. Hadi bakalım. Söylemesi ayıp, 1,5 yıldır kursa devam ediyorum. Kroşelerimin tadına bakan bir daha unutamaz. Ama sen ne yapıyorsun? Öfkeni içinde tutuyorsun. İçinde tutmak yok. Dışarı atmak lazım onu arada. Evet, doğru söylüyor Kerem. Hem sağlığa da zararlı kızım, Allah korusun. Bak, seni öfkelendiren ne varsa onları aklına getirip getirip vur. Getirip getirip vur. Bak siz fena kaşınıyorsunuz ha. Söyle İpek, ne yapıyorsun demek yok. Tamam. Tamam. Hadi gel. Gardımı aldım. Vur bana. Hadi. Kerem. He. Emin misin? Sonra yine hastanelere düşmeyelim. Ya özgüvene bir bakar mısın ya? Sen kirli çöpü gibi kızsın ya. Değil mi Aslı? Gelmiş bir de bana neler diyor burada. Öldüreceğim. Dediklerini duyuyor. Oh. Kerem. Kerem. İyi misin Kerem? Ha? Sen de amma kof çıktın ya. Bilseydim daha yavaş vururdum. 10, 9, 8, 7. Ne kof çıkması ya? Sen boşluğuma geldi bir an. Sen eğlen diye öyle yaptım ben. İpek konuşuyorum, vurma ama. Arkadaş, bir insanın eli bu kadar mı ağır olur? İpek dur, İpek dur. İpek biraz yavaş. İpek azıcık yavaş. Sen de gel, sen de gel. Ya Kerem, biz buradan yakınsın. Ayaklıyoruz oğlum. Baksana haline. Biz kaçındık İpek, biz kaçındık. Allah yarabbim sen koru. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Nereden başlıyoruz? Ben bu turu en başından pasını geçseydim. Pes etmek sana yakışmaz ama. Bana yüzme
etmek için neden bu kadar heveslisin? Boğulup bir daha başımı belaya sokma diye. Hem ne bileyim yüzmek hoşuna gider diye düşündüm. Tamam, tamam. Şimdi ben ne biliyorum onu bir düşünelim. Çırpınmayacağım. Hı. Su zaten beni kaldırır. Hı. Sen yanındayken bana bir şey olmaz. Aferin sana, çok çabuk öğreniyorsun. 4. Suyun altındayken ağzını açmıyorsun. Dolayısıyla bağırmıyorsun. Niye bağırmak isteyeyim ki? 5. Dalmadan önce koca bir nefes alıyorsun. Sonra suyun altındayken burnundan idare edici şekilde veriyorsun. Niye? Yüzmeye dalarak mı başlayacağım? Başka türlü başlanmaz ki zaten. Hayır, olmaz, böyle olmaz. Bak çok kötü olur sonra. Olur olur hadi. Hayır. Ya bak, derin bir nefes alıyoruz ve... Bu su benim boyumu geçmiyor ki. Biliyorum. Korkutmak için yaptın değil mi özellikle? Bunu ödeyeceksin Murat sarsılmaz. Bak dur dur. Dur tamam, sen kazandın, seyiriz olur sen. Bak yapma. Bak ben şaşırtasından kaldıramam ben. Çok sinsi sinsi gelecek ya. Neredesin? Yarışalım mı? Ben de hayat son. Bu yüzme işini çözüp seni o yarışta geçerim. Hadi bakalım. Bu peşimi bırakmadığın için. Vur. Bu gece gece uyandırmaların için. Vur be, vurduğun yerde gül biter. Vur. Asla laftan anlamadığın için. O da bir gün nasıl olsa beni üzersin diye. Aşk olsun, ben seni üzer miyim hiç? Kesin, garanti, mutlaka. İlla ki üzersin. Şimdi hıncım alayım da. İpek, İpek dur. Yok bana odasına gidin. Olmaz. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapayım ya? Kendimi senden kurtarmaya çalışıyorum. Sen gel gel. Sana nasıl olacak hesaplarım var? Ya! Bu her fırsatta benim kelimi sattığın için. Bu da ya. Sen ne tatlı kızsın ya. Başka bir şey bulamadım. Yemin et. Vallahi. Sen nasıl sevindim anlatamam. Canım arkadaşım benim. Bak gel şimdi biz seninle böyle bir papatya çayı falan içmeye gidelim. Sakinleşelim. Tamam mı? Olur. Ama sık sık yapalım biz bunu. Çok iyi geldi bu bana ya. Muhakkak. Muhakkak. Yani tabii ki. Gel. Ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Çok erken seviniyorsun. Daha iddia bitmedi. Ben bugüne bugün yüzme dalında iddia kazanmış biriyim. Gerisi vız gelir ters gider. Ay bunlar ne? Vallahi olta takımına benziyor ama. Balık mı tutacağız? Hayır. Başarabiliyorsak oltayla kuş avlayacağız. Çok komik. O konuda hiç yeteneğim yoktur. O seninle doğruğun işi. Evet. Olta takım da hazır. Tamam. İddia ne? İlk balığı kim tutacak mı? Hayır. Onu ben tutacağım için o bir iddiadan sayılmaz. Günün sonunda en büyük balığı yakalayan kazanır. Gerçi onu da ben yakalayacağım ama sen daha hamsiyle lüfer ayıramıyorsun. Bir saniye, bir saniye. Benim soy ürünleri konusunda uzmanlığım var bir kere. Nereden? Şeyden. Babamdan. Sen bakma. Lipsası yani ilk kez gerçekte gördüm. O yüzden tanımadım. Yani balık pek sevmem ben. Tamam. Şimdi bak bana.
baktım. Günün sonunda kazanan bu adam olacak. Daha sonra tanımamazlıktan gelmediği söylüyorlar. Hadi maskele. Al bakalım. Ah sarı onu be. Ah. Önden düş. Benden çekiniyormuşsun, bana göre değil hiç diyormuşsun. Çok baskın, çok iddialı, fazla popüler buluyormuşsun. Peki benim bir kalbim oldu mu? Senin aşkınla doğdu mu? Göz göze gelince mahvoldu mu? Gerçekten mi görmüyorsun? Sabredemiyorsun. Fark edemiyorsun. Hissedemiyorsun. Garanticisin. Korkuyorsun. Sabredemiyorsun. Fark edemiyorsun. Hissedemiyorsun. Garanticisin. Korkuyorsun. Gerçeği gönden kaçıran yârim. Eğri doğruyu şaşıran yârim. Aşkımlar uğruna şan ederken. Sonunda sabrımı taşıran yârim. Seni anlamıyor değilim inanki. Yaşamak değil esaret sanki. Harbinim kendisi. Sonuçta güneş hemen dikenine dayanır yani. Bu durumda kalbini danışmayacaksın. Nelere kadar dalgalanacaksın? O kadar aşkın varsa hemen gel. Kalbinde karar yapacaksın. Sabredemiyorsun. Fark edemiyorsun. Hissedemiyorsun. Garanticisin. Korkuyorsun. Sabredemiyorsun. Fark edemiyorsun. Demiyorsun, garanticisin, korkuyorsun. Gerçeği gözden kaçıran yârim. Eğri doğruyu şaşıran yârim. Aşkımla ruhunu şad ederken. Sonunda sabrımı taşıran yârim. Kardeşim al. Al. Biz İpek Hanım Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olduk ya. Ay. Sağ ol Aslı ya. İpek, aşkından 2.80 yerlere yattı. Yalan mı? Aşklı maşlı konuşma. Yersin yürü. Tamam. Tamam bir şey demiyorum. Arkadaş Muhammed Ali'ye gönül vermişiz, haberimiz yok ya. Kız doğuştan şampiyon çıktı. Ortaokulda ders almıştım gıcık olduğum çocukları dövmek için. Yanlış kıza çattın oğlum. Ya.
Adres doğru. Tam da burası. Fazla konuşma. Çak hadi. Hayırdır hayat uzmanı, pes mi ediyorsun? Ne münasebet. Ölmek var, dönmek yok. Ama ben bunu içersem gerçekten öleceğim. İyi, hadi pes et o zaman. Edem. Ya kötü oldun iyice zaten, ver şunu. Bir bırak. Günlerce senin diline düşeceğime bunu da içerim. Ya toparlanamayacaksın diyorum, dinlesene beni, ver hadi. Şimdi mi aklına geldi? Maymun oldum burada, maymun. Tamam, tamam, tamam bak ben pes ediyorum, tamam. Ben pes ediyorum. Sen ondan sonra kafa baka karsın. Söz hiçbir şey söylemeyeceğim sana. Ne sormak istiyorsan sor, hadi sor. Hazırlıksız yakalandım. Düşün, zamanımız var. O zaman ben düşüneyim. Şey yapayım ben ya da ben biraz hava alayım. Ben biraz yürüyeyim. Biraz nefes alayım. Nefes alayım ben biraz şey yapayım. Ay ne bileyim işte. Hop 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 hop. Bırak. Ben kendim yürüyebilirim. Sus. Kendin düşebilirim demek istedin herhalde. Öyle mi dedim? Öyle dedi. Hayır demedim. Ne diyeceğim bilecek kadar şeyim. Merak etme. Bırakıyorum o zaman. Bakayım. İyiyim. İyiyim ben de iyiyim. Buldum. Soruyorum. Pes. Pes, pes, pes. Şu an bile iddiayı düşünüyorsun pes. Hadi sor bakalım. Ona karşı ne hissediyorsun? Ben senden çok hoşlanıyorum hayatım. Daha sonra ve daha ayık bir halde konuşmayı tercih ederim. Tamam. Son bir şey isteyebilir miyim? Hadi iste bakalım. Beni sakın bırak onu. Benim daha iyi bir fikrim var. Sen hiç gitme. Thank you.
Geldim. Günaydın. Burada ne olduğunu bana açıklayabilir misin lütfen? Nasıl yani? Hatırlamıyor musun? Hatırlamam gereken bir şey mi geçti bizim aramızda? Yok yani istemiyorsan hatırlamazsın tabii de. Unutmaman hoşuma giderdi. Kim acaba? Bilmiyorum ki. Anlarız şimdi. Sen ne yüzle geliyorsun hala buraya? Rahatsız ettim galiba. Evet rahatsız ettin aynen öyle. O yüzden defol. Söyleyeceklerimi söyleyeyim gideceğim zaten. Diyeceğin hiçbir şey dinlemiyorum Didem. Önce bir dinle ondan sonra karar ver istersen. Çünkü söylediklerim ikimizi de yakından ilgilendiriyor. İyi anlat dinliyorum. Hamileyim. Anlamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Test yaptım. Senden hamileyim. Laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inanma.